Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyonun üzerinde çalışanı varken kendi yapması gereken işleri vakıflara, tarikatlara, cemaatlere teslim etmekten bir türlü vazgeçmedi. En son Ağustos 2022'de Milli Eğitim Bakanlığı ile Hayrat Vakfı arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalanmış. Ve illere bu protokolün hayata geçirilmesi talimatını Milli Eğitim Bakanlığı veriyor. Ve okul müdürlerine bu bir talimat olarak gönderiliyor. Yani yapmaları zorunlu kılınıyor. Hayrat Vakfı'nın bu işi yapacak elemanlarının liyakatli olup olmadığına bakılmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kendi öğretmeninin eğitimini, kendi kursiyerinin eğitimini bir vakfa neden teslim eder? Bakın, bu protokolün kapsamındaki madde 2 ne diyor? Bu protokol Milli Eğitim Bakanlığı ile Hayrat Vakfı işbirliğinde yurt içinde ve yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hayat boyu öğrenme kurumları, örgün eğitim kurumları ve bu kurumlara bağlı öğrenci pansiyonlarındaki öğretmen ve öğrencilere yönelik Osmanlı Türkçesi, Kur'an-ı Kerim ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen değerlere ilişkin kurs, yarışma, seminer, panel, sempozyum, yaz okulları protokol kapsamında eğitici olarak görev alacak kişilere eğitici eğitim kursları düzenlenmesine dair usul ve esasları kapsar diyor. Sayın Mahmut Özer, o zaman o koltukta niye oturuyorsun? 1 milyon insan neden maaş alıyor? Öğretmenler bu işi beceremiyorlar mı? Siz hani hayat boyu öğrenme kurumu yani halk eğitim merkezlerinde çalışan kursiyerlerin ek ders ücretini dahi vermiyorsunuz. Neden bunlardan yararlanmıyorsunuz da vakıf ve cemaatlere bizim çocuklarımız yetmiyormuş gibi şimdi de öğretmenlerimizi eğitmek üzere görevlendiriyorsunuz? Bu protokolün hiçbir geçerliliği yoktur. Bu protokolü Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında böyle yırtıp çöpe atacağız. Bunu da böyle bilesin.